Bir otelde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doktor Yusuf Köksal, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya pazarında yaklaşık 500 bin çeşit tıbbi cihaz bulunmaktadır dedi. Özellikle Samsun ilimiz birçok konuda Karadeniz'in incisi olması konusunda, Karadeniz'deki sağlık turizminin öncüsü olması konusunda, yine Karadeniz'deki genel turizmin öncüsü olması konusunda her teşekkür öncü olduğu gibi tıbbi cihaz üretiminde de özellikle de el cerrahisini ilgilendiren tıbbi cihazlar üretimi konusunda da bayağı bir mesafeler kaydedildi. Tıbbi cihaz ile ilgili hem yerli üreticilerin hem de kullanıcıların karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi veren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Uzman Doktor Zafer Çukurova şunları söyledi. Aşağı sağlık tesisimizde 120 binin üzerindeki bir yataklı tedavi kısmıyla ve kabaca 7 milyar liralık bir tıbbi cihaz envanterini yönetmeye çalışan bir kurumuz. Bununla birlikte bu tıbbi cihaz envanterimizin 7 milyar liralık kısmı demirbaş kısmını oluştururken bizim Avrupa Birliği uyumundan sonra tıbbi cihaz kavramı içerisinde hem sarf malzemeleri hem demirbaş tıbbi cihazları aynı statüde görüyoruz biliyorsunuz. Üniversitedeki tıbbi cihazlar ve medikal ürünlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akan, ilaç ve tıbbi malzeme aynı savunma sanayi gibi çok hayati bir meseledir dedi. İçindeki bir handikapı da mühendisliğinin, özellikle makine mühendisliğinin, malzeme mühendisliğinin, elektronik mühendisliğinin çok güçlü olmayışı idi. Ama son 5-6 yılda makine, kimya, malzeme mühendisliği hem öğretim üyesi kadrosu açısından hem de altyapı imkanları açısından yeterince güçlendi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da birinci sınıf tarım topraklarının içerisinde sanayi yapmaya çalıştıklarını belirtti. Bir kere Samsun şehri, Türkiye'nin bütün diğer şehirleri gibi, hatta dünyanın bütün şehirleri gibi, önce kentsel ölçekte yaşayanlarına bir yaşam konforunu standartize etmek, yaşanabilir bir şehir yapma yönünde yıllardır çaba gösteriyor. Bu çabayı belli bir noktaya getirdi diye umuyorum. Türkiye ortalamasının en azından altında değil, ortalarında, Türkiye ortalamasında bir yaşam konforu kentimiz kavuştu. Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun'da cerrahi el aletleri üretiminin geçmişinin 35 yıl öncesine dayandığını ifade etti. Tabii tartıştığımız iş biraz cerrahi aletler ama bunu her defasında vurguluyorum. Cerrahi alet konusu belki ilk etapta üzerinde durmamız gereken, bu işle uğraşan firmaların öne çıkmasını arzuladığımız bir iş ama bunu bir adım ilerisinde elektromekanik aletler, bir ikinci stepte adımda elektronik aletlere yönelmemiz gerekiyor. Bunu şöyle ifade ederiz, belki sonunda da çok kısa vurgulayabilirim. Türkiye'deki ihraç ürününün kilogram başı bedeli aşağı yukarı 1,48 dolar. Yani 1,5 dolara yakın. Her sattığınız 1 kilogramdan yurt dışına gönderdiğimizden ortalama aldığımız para 1,5 dolarken sektörle uğraşan arkadaşlarımızın kilogram başına sattığı üründen elde ettiğimiz para 300 ila 350 dolar arasında. Konuşmaların ardından Medikum Başkanı Doktor Ahmet Aydemir katılımcılara yerel tıbbi cihaz sektörünün bugünü ve geleceği konusunda sunumlar yaptı.